Kovar beni. Garanti kovar. Ben olsam ben de kovardım. Jacuzzi de çamaşır yıkadığımda kovmamıştı ama bu sefer kesin kovar. Ne yapıyorum ben? Bırakmıştım bunu. Güçlü biriyim ben. Böyle yardımlara ihtiyacım yok. Bir şeyler yemeyeyim. Salaklık bende. Küçücük çocuğa ne diye anlatıyorum böyle şeyleri? Aman canım, kendini Boğaz Köprüsü'nden at deseydim de atacak mıydı yani? Aynı annem gibi şakadım. Biraz kulak tırmalayıcı oldu ama. Bütün velidler böyledir işte. Onlar için çalışırsın, dilinirsin, sonunda ne olur? Kıçına bir tekme. Annemin ahı tuttu galiba, gene onun gibi konuştum. Eski dadılar okuldan gelen disiplin cezalarını kimseye göstermeden kendileri imzalarlardı. Ah! Babalarının yerine dadıları imzalası oluyor muymuş yani? Tabii. 5 numaralı dadın eli imza atmaktan felç olmuştu. Tolga da benim imzalamamı istiyordu. Ama o kendini kurtarmaya bakıyordu. Madem ben de kendimi kurtarmaya çalışıyorum, imzalayayım o zaman. Yok yok. Ömer Bey'e her şeyin doğrusunu anlatmalıyım. Yoksa başıma ne felaketler gelir. Annenin ahı mı tutar yoksa? Yok. Bu sefer Rukiye ninemin ahı tutar. Beyek hanımcığım, sizinle ve ailenizle vakit geçirmek her zaman çok eğitici oluyor.